Hepimiz hayatımızın bir noktasında mutlaka uyku sorunu yaşamışızdır. Uykuya dalmakta, da, uyumaya devam etmekte de veya uyanmakta güçlük çekmişizdir. Veya çok çalışmak zorunda olduğumuz için kendimizi az uyumaya zorlamışızdır. Ama uyku mahrumiyeti ciddi sorunları beraberinde getirebilir. Yeterince uyuyamayan insanlar, uyuyanlara göre daha sinirli, dikkat ve hafıza testlerinde daha başarısız oluyor. Belki bu gündelik yaşamda ufak tefek sıkıntılara yol açabilir. Ama havayolu pilotlarının, itfaiyecilerin, polislerin veya otoyolda yanınızda giden aracın sürücüsünün uzun süre uykusuz kaldığını bir düşünsenize. Mesela Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre her yıl yaz saati uygulamasının başladığı yani İnsanların bir saat daha az uyuduğu pazartesi günü trafik kazası sayısında ani bir artış meydana geliyor. Kış saati uygulamasının başladığı yani insanların fazladan bir saat daha uyuyabildiği pazartesi ise kaza sayısı büyük oranda azalıyor. Bu sadece bir örnek. Mesela buna ek olarak uykusuzluk obezite riskini de artırıyor uykusuzken vücudunuz daha çok kortizol salgılıyor. Kortizol, vücudunuza daha çok yağ üretmesini söyleyen hormon. Ayrıca uykusuzken açlık hissini veren hormon da daha çok salgılanıyor. Böylece hem daha çok yiyorsunuz, hem de yediklerinizin daha büyük kısmını yağa dönüştürüyorsunuz. Bu da kilo artışına neden olabiliyor. Son olarak uykusuz kalmak depresyon riskini de artırıyor. Bir teoriye göre beyin REM uykusu sırasında duygusal deneyimleri işliyor. Bu da depresyondan korunmaya yardımcı oluyor. Ama henüz bundan tam olarak emin değiliz. Çoğu kişi hayatının bir döneminde uykusuzluktan yakınır. Neyse ki uykusuz geçen süreyi telafi etmek için birkaç gece üst üste iyi bir uyku çekmek yeterli. Yani uyku borcunu ödemek için Sıradaki soru şu olabilir. Ne kadar uyku yeterli uykudur? Ha, i̇şte bu cevaplanması çok zor bir soru. Çoğu yetişkin 7-8 saat uykuya ihtiyaç duyar. Ama tam süre kişiye göre değişir. Mesela bebeklerin çok daha fazla uyuması gerekirken yaşlı insanlar genelde 7-8 saatten az uyur ve ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmazlar. Tekrar ediyorum. Herkes hayatının bir noktasında uykuya dalmakta zorlanabilir. Ama uykuya dalmak veya uyumaya devam etmek konusunda sürekli olarak sorun yaşayan insanlarda insomnia adı verilen daha ciddi bir uyku bozukluğu söz konusudur. Uyumaya yardımcı çok sayıda ilaç var ama bunları uzun süre kullanmak bağımlılığa ve bağışıklığa neden olabilir. Yani kişi uyumak için devamlı olarak ilaca bel bağlarsa vücudu bir süre sonra alışacağından aynı etkiyi elde etmek için dozu sürekli artırması gerekecektir. Bu da çoğu zaman kötü bir şeydir çünkü ilaçların yan etkileri vardır. Bu nedenle insomnia tedavisinde ilaç yerine genellikle psikolojik telkine başvurulur. Bazen de yaşam tarzında bazı değişiklikler gerekebilir. Mesela düzenli olarak spor yapmak, Aa, ama yatmadan hemen önce değil. Ya da yatmadan önce bir süre öylece durup rahatlamak gibi. Bunlar insomnia hastalarına iyi gelebiliyor. Skalanın diğer ucunda ise narkolepsi var. Bu uyku bozukluğunda hasta uykuya direnemiyor. Her 2000 kişiden biri narkolepsi hastası. Narkolepsi hastaları sıklıkla ani ve çok yoğun bir uyuma isteğine kapılır. Bazen de doğrudan REM uykusuna geçerler. Bu uyku atakları 5 dakika kadar sürer ve herhangi bir anda başlayabilir. Narkolepsinin nedeni halen araştırılıyor olsa da kökeninin genetik olduğuna dair bulgular var. Dikkatli uyanıklıkta rol oynayan bir nörotransmitterin eksikliği ile bağlantılı olduğu biliniyor. Bu da nörokimyasal müdahalelerle bu sorunun üstesinden gelinebileceği anlamına geliyor. Daha yaygın bir uyku bozukluğuysa her 20 kişiden birinin muzdarip olduğu uyku apnesi. Bu biraz korkutucu bir bozukluk çünkü uyku apnesi olan insanlar bunun farkında olmayabilir. Uyku apnesinde uyumakta olan kişi nefes almayı keser. Yaklaşık bir dakikalık bir nefessizlikten sonra vücut yeterli oksijeni alamadığını fark eder. Kişi uyanır ve derin bir nefes alabilecek süre boyunca da uyanık kalır. Ve ne olduğunu fark etmeden uykusuna geri döner. Bu gecede yüzlerce kez tekrarlanabilir. Yani bayağı çok. Hasta uyku ile uyanıklık arasında sürekli gidip geldiği için uykunun derin evrelerinden yeterince faydalanamaz. Çünkü uyku apnesi N3 evresine geçmeyi engeller. Horlama uyku apnesinin belirtisi olabilir. Yani horladığınız söyleniyorsa ve tüm gece uyuduğunuzu sanmanıza rağmen sabahları yorgun uyanıyorsanız uyku apnesi olan 20'de birlik dilime giriyor olabilirsiniz. Ha, ama endişeye mahal yok. Kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Bahsedeceğimiz uyku bozukluklarının sonuncusu uyur gezellik veya uykuda konuşma. Narkolepsi gibi bunlar da büyük oranda genetik nedenlerle ortaya çıkıyor. Uykunun N3 evresinde görülüyor. Tehlikeli bir yere gitmediğiniz veya bir takım karanlık sırları ifşa etmediğiniz müddetçe zararsız uyur gezerliğe ve uykuda konuşmaya çocuklarda daha sık rastlanıyor bunun bir nedeni N3 evresinin çocuklarda yetişkinlerde olduğundan daha uzun sürmesi yaş arttıkça bu gece yarısı maceralarının sıklığı da azalıyor